Herkese merhabalar. Algoritmauzmanı.com'un hazırlamış olduğu Insertion Sort dersine hoş geldiniz. Bu derste Insertion Sort'a dair genel bir anlatım yapacağız ve örnek üzerinde bir uygulama gerçekleştireceğiz. Insertion Sort, Türkçesi sokma sıralamadır. Araya sokarak sıralama da denir. Bunun sebebi kaydırma işlemi yapmamızdır. Her adımda eğer sıralamanın değişmesi gerekiyorsa kaydırma işlemi yaparız. İşlem süreci doğrusaldır. Genel bilgileri veriyorum. Yani lineer bir karşılaştırma mantığı vardır. Bu yüzden büyüme faktörü worst case'te o n kareye gider. Daha önce defalarca kez söyledik. Lineer sıralama algoritmalarında, hatta lineer arama algoritmalarında da aynı şey söz konusudur. Growth faktör n kareye gider. En iyi durumlar değişir. Onu da belirtelim. Başka küçükten büyüğe sıralama yapıyoruz. Küçükten büyüğe sıralama gerçekleştiririz. Peki, Insertion Sort'u örnek üzerinde anlatalım. Insertion Sort aslında örnek üzerinde verirken kart sıralaması örneği verilir. Ama ben o örneği sevmiyorum. Düz bir şekilde sayıları nasıl sıraladığını göstereceğim ben. Mavi ile mi yazayım? Mavi ile yazayım. Mesela 3, 0, 2, 5, 8 sayılarımız olsun. Şimdi arkadaşlar, Insertion Sort'ta bir tane key değeri belirlenir. Birinci adım değil. Key değeri sıfırdan değil birden başlar. Key eşittir 1. Ama bunu dizinin birinci indisi şeklinde yazarız. Yani şu sıfırdan başlayacağım. Peki sıfırdan başlayıp ne yapacağım? Dizinin sağına değil de dizinin soluna bakacağız. Eğer dizinin solunda key değerinden büyük bir sayı var ise bu büyük sayı sağa kaydırılacak. Yani ben bu değeri elimde tutacağım. Bir değişkene aktaracağım. Programlarken öyle düşüneceğiz. Daha sonra bu solundaki sayıları sağa kaydıracağım. Yani 3 bir tane sağa kayar. Niye sağa kayıyor? Çünkü sıfırdan büyük. Temel şartımız da bu. Yani solundaki sayı eğer karşılaştırdığımız sayıdan büyük ise sağa kayar. Ne zamana kadar? Kendisinden küçüğü ya da eşiti denk gelinceye kadar solundaki sayıları birer sağa kaydırırız. 3 sağa kayar. Daha solunda başka sayı yok zaten. O halde hop yerleştiririm 0'ı buraya. 3, 1 sağa kaydığı için zaten burada yer alır. Diğer sayıları da bu şekilde yazıyorum. Daha sonra ikinci adıma geçeriz. İkinci adımda key değeri dizi 2 olur. Dizi 2'ye bakarım. 0, 1, 2. 2 değeri değil mi? 2'nin solundaki sayıya bakarım. 3. 3, 1 sağa kayar. 0'a baktım. Hayır. 2'den küçük 0. O halde sağa kaymaz. Küçükse sağa kaymaz. O halde bir tek 3 sağa kayar. Daha sonra ben bu pozisyona 2 sayısını yerleştiririm. Örneği beğenmedim. Şu 8 sayısını 1 yapayım da amacımıza ulaşmış olalım. Hatta eksi 1 yapıyorum. Tamam. 8 sayısı eksi 1 oldu arkadaşlar. Kötü örnek vermişim. Henüz üzerinde işlem yapmadığımız için sıkıntı yok. 3 sağa kaydı. Bu şekilde yerleştirmiş olduk. Üçüncü adıma geçiyorum. Ki ne olur? Dizi 3. Üçüncü indis yani. Üçüncü indis hangisi? 0, 1, 2, 3, 5 sayısı. 5 sayısının solundaki ilk sayı zaten kendisinden küçük olduğu için ben diğer karşılaştırmaları yapmam bile, aynen kalır. aynen kalır. Doğru pozisyonda demek. Yani insertion sort'ta bakın soldaki dizinin zaten sıralı olduğunu düşünün. Soldaki dizi her zaman sıralı. Mesela burada 3'ü mü işledik? Burası sıralı. Burada şu sayıyı yani 3 sayısını inceledik. Bu taraf sıralı. Her zaman böyle düşüneceksiniz. Aynen kalıyor. Ha, dördüncü adım. Key eşittir. Dizi 4 dedim. Yani dördüncü indise geldim. 0, 1, 2, 3, 4. Ha. Şimdi eksi 1 ile 5'i karşılaştırırım. 5 sağa kayar. 3'ü karşılaştırdım. 3 sağa kayar. 2'yi karşılaştırdım. Eksi 1 daima küçüktür. 2 sağa kayar. 0'ı karşılaştırdım. Hop. Bu da ne yaptı? 0 da sağa kaydı. O halde ne olur? Eksi 1 en başa geçer. Eksi 1, 0, 2, 3, 5 şeklinde. Tamam. Yani algoritmanın temel mantığı key değeri solundaki sayıdan küçük oldukça solundaki sayılar birer sağa kayar. Bu şekilde doğru pozisyona yerleştiririz. Ha, kendisinden büyük sayı denk gelince ya da aynı sayı denk gelince ne olur? Direkt önüne eklenir. Mesela burada bir 0 sayım daha olsaydı, yani bu örneğe 0 ekleseydim, 0 ile 5'i karşılaştır. 0 5'ten küçük. 5'i sağa kaydır. 3'ü karşılaştır. Sağa kaydır. 2'yi karşılaştır. Sağa kaydır. Hop 0'a dek geldim. O halde ne olurdu? Buraya yerleşirdi. Insertion sort mantığı bu şekildedir. Şunu belirteyim. Worst case'te o n karedir karmaşıklığı. Average case'te yine n karedir. Ama best case'te zaten sıralı ise o n'e gider. Tamam. Sayılar büyüdükçe kaydırma işlemi sayısı artacağı için algoritmanın karmaşıklığı artar. Bu yüzden büyük sayılı sistemlerde, yüksek sayılı sistemlerde ideal değildir. Yani hocanız sorabilir. Insertion sort nasıl bir davranış sergiler şeklinde sorarsa düşük sayılarda iş yapar. Zaten bubble sort, insertion sort, selection sort'un hepsi düşük sayılarda, az sayıda olan sayılarda iş yapar. Ama sayılar büyüdükçe o n kareye gideceği için programınız yavaşlar. Lineer sıralama algoritmalarının özelliği bu şekildedir. Peki şimdi ne yapacağız? Bir de bunun C kodu nasıl yazılır ona bakalım. Konsepte aşina olmayan arkadaşlar gülebilirler kağıda kod yazmamıza. Herhalde bilgisayar mühendisliği öğrencileri gülmeyecektir. Çünkü onlara gayet güzel sınavlarda kod yazdırıyorlar. Zaten kağıda kod yazmanın esası böyle sintaksı falan değildir. Yani son noktalı virgül unuttun diye hoca not kıracak değil. Algoritmayı biliyor mu, bilmiyor mu? Buna bakıyor. Biz de kağıt üzerinde hani C kodu kısmı işin goygoyu açıkçası. Hangi programlama dili olursa benzer bir yazım ortaya çıkacaktır. Şimdi insertion sort C kodunu yazalım. Veriyi nerede tutacağız? Hep biz işte dizilerde tutuyoruz. Genelde okullarda, hocalarda tutup da bağlı listede oluşturun demez büyük ihtimal. Diyen de çıkabilir. Yani bağlı listeye de uyarlayabiliriz ama iş uzar. O yüzden dizi veri yapısı kullanacağız. Şimdi dizimizi oluşturduk. Bir tane döngüye ihtiyacım olacak. For döngüsü. For döngüm i eşittir 0 değil. i eşittir 1. Ne demiştik? Hani buradan başlayıp soluna bakıyoruz demiştik ya. Hatta key değeri ilk adımda neydi? 1'di. O yüzden for değerini i eşittir 1'den başlattım. i küçüktür n dedim. Daha sonra i'yi arttırıyorum. Şuraya süslü parantezimi açayım. key eşittir dizi veri yapımın birinci indisi. Daha sonra bana J değeri lazım. J değeri işte ezbere yapmayın. J değeri nedir biliyor musunuz? J değeri key değerinin solunda kalan sayıları kontrol edebilmemiz için kullandığımız bir değişkendir. J değeri kodu yazarken sol tarafındaki sayıları kontrol ettiğimiz bir değişkendir. Bu yüzden J eşittir i eksi 1 yazarız. Tamam. J eşittir i eksi 1. Yani i eşittir 1 ise J bu oluyor. 2 ise J bu oluyor. 3 ise J eşittir bu oluyor. Yani bir solundaki sayıdan başlatıyorum key değerini. Böyle düşüneceksiniz. Zaten döngüye sokacağım. While döngüsüne soktum. Temel şartım ne biliyor musunuz? Arkadaşlar temel şartım J değerinin key'den büyük olması. Dizi J büyüktür key'den ise döngüm dönecek. Ne yap? Arkadaşlar biz şunu söyleyeyim, bu while döngüsünün içerisinde ben bunu kaydıracağım. Hani kaydırma işlemi yapıyorduk ya. Ne yapıyorduk? Bu sayıdan büyükse bunu yana kaydır. Böyle demiştik ya algoritmanın mantığını. Ha işte bunu koda uygulamak için bu şekilde bir şey yapacağım. Ama şurası çok önemli. Bunu asla unutmayın, değilse kodunuz falan çalışmaz. J büyük eşittir 0 olmalı. Değilse bu while döngüsünü yazdınız mı? İşlem olmaz, yani sonsuz döngüye gider. J daima 0'dan büyük olmalı ve bu şart sağlanmalı. Peki kaydırma işlemini nasıl yapacağım? Kaydırma işlemini çok basit. Neyi kaydıracağız? Biz J'yi kaydıracağız. J'yi bir ileri nasıl kaydırırız? Şu şekilde kaydırırız. Dizi derim. J artı 1 ve dizi J'yi atarım. Bu kadar. Bu kaydırma işlemini yapar. Ama bu sadece tek adım kaydırma işlemini yapar. Bu yüzden ben J'yi her adımda bir azaltırım. Hani şu şekilde de yazabiliriz. Artık hangisi hoşunuza gidiyorsa. Ben anlaşılsın diye bu şekilde yazdım. Değilse bu şekilde yazmak benim de hoşuma gidiyor. J eşittir J eksi 1 derim. Dikkat ederseniz while döngüsü içerisinde J sürekli azalacak. Ama şurada takılacak. Eğer ben bunu yazmasaydım eksilere doğru giderdir. Eksi sonsuza giderdi. Daha doğrusu integer'ın sınırlarına varırdı. Kodumuz çalışmazdı. Bu yüzden ben J'yi her adımda bir azalttım. İş bitti mi? Hayır. Atamayı yapmadık. Kaydırdık ama yerleştirmeyi yapmadık. Nereye yerleştireceğiz? Dizi J artı birinci indise yerleştireceğiz. Neyi yerleştireceğiz? Key'i yerleştireceğiz. Key'i hop bura atadım. İşte bu fonksiyon, bu kod dizisi bize insertion sort'u gerçekleştirecektir. Yani bu da nasıl söyleyeyim? En kareye gittiğini buradan görebilirsiniz. İşte worst case'te burada en adet karşılaştırma olur. Değil mi? Burası da zaten n-1 kez döner. Bunları çarparsanız ne gelir? Pardon, burası n kez dönmez aslında. İşte bir adımda n-1 kez döner. Diğer adımda n-2 kez döner. Gider. Ama bize growth faktör olarak daima n kare gelir. Algoritma analizinde bu şekilde kısaca yorumlayabiliriz. Ya, hesap işlerine uzun uzun girmiyorum. Bunu böyle bilebilirsiniz. Worst case'de insertion sort n karedir. Average case'de de ortalama sürede de n karedir. Ama dizi sıralı ise şuraya yazayım. İse o n olur. Bu şekilde olduğunu söyleyebilirsiniz. Tamam. Bu video bu kadar. Insertion Sort'tan daha fazla bahsedilecek bir yanı yok. Algoritma yapısı bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşça kalın.